Topuklu ayakkabı giyince neden kadınlar seksi hisseder ve erkekler neden etkilenir? Evet, bunu daha önce bir yerde anlatmış mıydım? Anlatmış olmam lazım. Ama soruyorum da değil. Soruyorum da konuşmadık değil mi? Zaten anlatsak sen muhtemelen orada yorum yapardın. Hatırlardın sen bunu. Bir seferde anlattığınızı hatırlıyorum ama hocam. Nasıl? Bir yerde anlattığınızı Evet, hatırlıyorum ama... makyajın etkisiyle beraber komple anlatmıştım. Aa, ben makyajı da size soracaktım. Hatta bir yayın vardı onunla ilgili çıkmış. Kısaca özetleyeyim o zaman hepsini. Zaten hepsi aynı amaca matuf. Şimdi Evet. öncelikle bütün hayvanlar aleminde eşeğli yürüyen canlıların hemen hemen hepsinde, memelilerin hepsinde kadınlar yani dişilerin seçici, erkeklerin ise kendini beğendirici özellikler taşıdığını unutmayalım. Yani erkeğin görevi kendini beğendirmek, kadının görevi ise seçicilik yapmak. Peki dişiler mesela hayvanlar aleminde erkekleri seçmek için ne yapıyor? Yumurtlama zamanı ya da işte üreme zamanları geldiğinde, çiftleşme zamanları geldiğinde bunu dışarıdan gösterecek bir takım vücutsal değişiklikler ya da bir takım işaretler veriyor. Mesela cırcır böcekleri ses çıkarıyor. Kuşların tüylerinin rengi değişiyor. Mesela maymunların, makakların cinsel organları daha böyle şişkin ve görünür hale geliyor falan. Dişinin dışarıdan çiftleşmeye hazır olduğu belli olunca erkekler de uygun marifetler sergileyerek kur yapma davranışları dediğimiz bir dizi davranış sergileyip dişinin gözüne girmeye çalışıyor. Buradaki amaç da dişi baksın en iyi marifet gösterini alsın ki sağlam genleri alma ihtimali artsın. Bütün hikaye işte tavus kuşunun kuyruğu hep anlatıyoruz. Erkeklerin o yüzden o kadar büyük kuyruğu var. Çünkü o kuyrukla beraber o kuyrukla hayatta kalabilmeyi sağlayan çok üstün özellikleri de almış oluyor dişi erkeğinden. Bu nedenle bu seçicilik olayı hep var. Aynı mesele insanlarda da geçerli. Erkekler ne kadar itiraz etseler de özellikle Türkiye'de. Yani kadınlar seçici, erkekler marifet gösterici pozisyondadır. Ve kadınlar erkeklerin marifet göstermesini sağlamak için onlara bazı uyarılar gönderirler. Bu konuda yapılan çok güzel çalışmalar var. Mesela kadın ve erkekteki kur davranışları. Şöyle bir farkımız var. Mesela erkekle kadının hakikaten kur davranışı bedensel olarak ve zihinsel olarak farklı bileşenler içeriyor. Erkeklerin kadınlara kur yaptığını erkekler, kadınlar, herkes anlıyor. Erkeğin kur davranışı çünkü çok açık. Ne haber? Falan var ya hey falan. Abuk abuk hareketler. Mesela bu dışarıdan çok güzel gözüküyor. Kadınların gerçek kur yapma davranışı var mı yok mu insanlarda ciddi bir sorun olmuş. Uzunca bir süre insanlar bunu sınıflandırmaya çalışmışlar. Ve sonuçta tamam, çok örtük de olsa kur yapma davranışı var. Fakat diğer insanlara yani karşı taraftakilere sorulduğunda kadınların kur yapma davranışı gösterdiğini erkekler anlayamıyor. Özellikle kadınların bir kısmı anlayabiliyor ama erkekler hiç anlamıyor. Fakat erkeklerde şöyle bir reaksiyon oluyor. 5-10 tane kadın videosu ya da fotoğrafı gösteriyorsun. Hangisini daha çok beğendin diye soruyorsun. Mesela videoları izliyoruz diyor ki mesela şunu çok beğendim diyor. Peki diyor nesi farklıydı? Şurayı da güzeldi, böyle güzeldi, beli inceydi bir şeyler söylüyor ama kadının davranışlarında peki sizi cezbeden bir şey var mı diyorsun? Hayır farklı değil öbürleriyle aynıydı diye cevap veriyor. Halbuki o kadın beğendim dediği kadın aslında kur davranışı gösteren kadın. Erkek bunu fark etmiyor. Sanıyor ki onu kendi beğendi. Yazık. Yani öyle bir şey var. Halbuki kadın diyor ki seni seçtim Pikachu, yanaş bakalım. Sinyalini gönderdiği zaman erkek böyle bir anda zombiye dönüyor. Şimdi bu döngü içerisinde kadının kur davranışını destekleyen bazı kolaylaştırıcılar var. Diğer bütün memelilerde dişilerin üreme zamanları neredeyse dışarıdan aşikar bir şekilde belli olurken insanda bu durum yok. Kadının yumurtlama zamanını erkekler ya da kadınlar dışarıdan göremiyorlar. Bazı hassas kadınlarda işte dönemleri belki hissedebiliyorsunuz ya da onlar dışarı vurabiliyorlar. Premenstrüel sendrom falan şeklinde ama genelde böyle bariz bir işaret yok. Peki diğer memelilerde ne oluyor mesela? Dudaklar, yanaklar gibi karşıya açık organlarda kanlanma artıyor. Göz kenarı, meme başı, cinsel organ gibi yerlerde pigmentasyonlar, koyulaşmalar artıyor. Bedende Koyulan. prezentasyon davranışı diye, sunum davranışı diye bir davranış oluşuyor. Mesela kalça kemeri dışa çıkıyor, bel boğumu içeri giriyor. Yani popo hafif dışarı çıkıyor çiftleşmeyi kolaylaştırmak için. Vücut daha dik ve gergin duruyor. İşte meme bölgesi dışarı çıkartılıyor, doğurganlığı sembolize eden falan. Maymunlarda falan bu gördüğümüz bir şey. İnsana geliyorsunuz, kırmızı ruj sürmek, göz kalemi, rimel, maskara, adını ne diyorsanız onu tam şeylerini bilemiyorum. Yanaklara allık, ruj, ona da ruj diyorlar ya, kırmızı demek işte Fransızca. Kırmızı boya sürmenin tek amacı, tek makul açıklaması, östrojen hormonunun cinsel uyarım sırasında vücuda yaptığı etkileri taklit etmek. Bir kere renk değişimi biraz bunu gösteriyor. Topuklu ayakkabı giyildiğinde, topuklu ayakkabı giyilen ve giyilmeyen duruma göre vücut postürünü karşılaştırdığınızda topukların havaya kalkması,
İşte bu kalça kısmının dışarı çıkmasına, bel çukurunun yuvarlaklaşmasına, göğüs bölgesinin dikleşmesine ve memelerin ileri çıkmasına sebep olur. Bu memelerdeki prezentasyon davranışının hemen hemen aynısını oluşturur. Bu nedenle erkek onu gördü mü aklı başından gider. Evrimsel devreler maymunlarda nasılsa bizde de öyle çalışıyor. O yüzden dünyanın en konforsuz giyim aracı olan topuklu, yüksek topuklu ayakkabı denen şeyin bu kadar standart olmasının evrimden başka hiçbir mantıklı açıklaması yoktur. Kim dese ki yani kadınlar uzun topuklu giymeyi seviyor, acıyarak bakarım. Böyle bir şey sevilmez, mümkün değil ama sonuçları çok seviliyor. Bir kere yapılan tonla çalışma yüksek topuklu ayakkabı giyen kadınların her ortamda babet papuç giyenlere göre avantaj, sosyal ortamlarda avantajlı olduklarını gösteriyor. Daha yüksek sınav notu alıyorlar, iş görüşmelerinde daha pozitif puan alıyorlar, hataları daha az görmezden geliyor vesaire vesaire vesaire. Erkekler dünyasında çok büyük bir manipülasyon aracı aslına bakarsanız ve bütün bu makyaj, topuk vesaire gibi aksesuarların tamamının tek bir hedefe yönelik olduğunu unutmayalım. Seksüel duyguları arttırıcı işaretler olarak fonksiyon görüyorlar. Jordan Peterson bunu Avrupa'da özellikle çok yaygın olan, Avrupa ve Amerika'da yaygın olan iş yerinde taciz meselesinde gündeme getirdi. Adamı gömdüler bildiğin. Adam dedi ki yani mesela işte topuklu ayakkabı, makyaj vesaire, mesela iş yerinde kadın erkek eşitliği vesaire diyorsunuz. Bunları sınırlamayı düşünüyor musunuz dedi. Adama püskürdüler. Adam dedi ki ya bir dakika kardeşim dedi. Ben size diyorum ki böyle bir evrimsel durum var. Sizde ortada böyle bir sıkıntı var diyorsunuz. Bunu yaratan faktörleri bilimsel olarak bakıp ortadan kaldıralım. Yani erkek illa sapık mı dedi. Onun bunun üstüne mi atlıyor ya? Bu adamın acaba baş edemediği evrimsel bir takım durumlar olabilir mi falan diye konuyu tartışmaya açtı, coştuk. En başta konuştuğumuz gibi bazı gerçeklere toplumumuz hazır değil. Ben mesela bunu şimdi Türkiye'de 15 milyon kişinin dinleyeceği bir yerde anlatsam, Allah'tan bizim abone sayısı daha yeni 350 bini buluyor. Hani bir çok kalabalık bir kitlenin dinleyeceği bir yerde anlatsam ciddi sorun çıkabilir. Çünkü tekrar söyleyeyim, insanlar nadiren çıplak gerçeği duymak isterler. Çünkü çıplak gerçek bize ne kadar aciz, ne kadar otomat, ne kadar aslında primatvari davranışlara sahip olduğumuzu gösterir. Hemen burada altını çizerek şunu da söyleyeyim. İçimizden gelen herhangi bir dürtüye ya da uyarana cevap vermeme ya da onu bastırma özgürlüğümüz bizi insan yapan şeydir. Dolayısıyla her sinyal aldığımızda peşinden koşarsak bize insan denmiyor zaten biliyorsunuz. İşin ucuna bunu da eklerseniz bunları bilmek zevkli ve keyiflidir. Ben bu arada topuklu ayakkabı ve güzel giyimli kadınlara da bayılırım. Onu da söyleyeyim. Gayet güzel. Aynen devam. O zaman teşekkür ediyoruz hocam ve gidip şimdi ben bir topuklu ayakkabı satın alıyorum. Bence de hemen topuklu ayakkabı ihmal etmeyin. Bu arada kadınlara gerçekten o ayakkabıları giyebildikleri için çok büyük saygım var. Ben o ayakkabıları giymek değil, binmek fiiliyle kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten o ayakkabılara ancak binilebilir. Giymek çok zor. Fakat arkadaş işte nasıl primatsak, yani müthiş estetik duruyor. Özellikle bazı özel tasarım falan yemin ediyorum Ferrari'den daha seksi. Yani şöyle bakınca nasıl tasarım yapıyorlar. Ama sessiz olun, yani sağlık konusunda ihmal etmeyin. Arada bir giymek güzel. O kadınların bütün gün o topuklu ayakkabıyla gezdikten sonra özellikle beyaz yaka hanımefendilerin akşam evde o ayakkabıları nasıl çıkarttıklarını birkaç kere gördüm ben. İşkence içinde ayakkabı çıkarıp bir atıyorlar. Vücut bütün eklemlerinize yani ayak bileğinden boyun eklemlerinize kadar her yerde uzun kullanımda ciddi deformasyon yaptığında unutmayın. Hani tamam güzellik, cazibe falan iyi de çok da abartmamak lazım. Sağlığımıza dikkat edelim bir miktar. Hocam teşekkür ediyorum. Ferrari'nin seksi gelmesi konusuna daha sonra soru olarak değineceğim. Ferrari de bizim makyajımız işte. Sen erkeğin makyajının ne olduğunu biliyor musun? Tahmin ediyorum. Güzel bir hanımefendi görünce göbeğini içeri çekmek bu kadar. Bizim makyajımız bundan ibaret. Göbeği çekeceksin, göğsü dikleştireceksin bu. Öyle. Yani nereden geldiği belli.